Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kış için vazgeçilmez reçellerimden bir tanesidir vişne reçeli. Vişneleri dağılmayan bir reçel tarifim var. Benim gibi ekşi tatları seviyorsanız bu tarif tam size göre. Hadi tarifimize geçelim. Çekirdeklerini çıkarması kolay olsun diye vişnelerimizi yıkadıktan sonra buzdolabına koyuyoruz, biraz soğutuyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabından çıkarıyoruz. Tabii vişne reçeli yapmanın en zor kısmı çekirdeklerini çıkarmak. Ama bunu çıkarmanın en pratik yöntemi aparat kullanmak. Ama aparat kullanırken ben aparatın vişneleri ezdiğini düşünüyorum. O yüzden kullanmak istemiyorum. En ideali pipet ile çekirdeklerini çıkarmaktır. Böylelikle vişneleriniz dağılmadan çekirdeklerini çıkarabilirsiniz. Çıkardığımız çekirdekleri bir bardağın içine topluyoruz, onları da atmıyoruz. Pipeti vişnelerin sap kısmından nazikçe bastırıyoruz. Hızlı değil, nazikçe ve yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi çekirdeği çıktı, vişne de parçalanmadı. Tekrar gösteriyorum. Sap kısmından bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi çekirdeği çıktı. Böylelikle hem terapi amaçlı hem de pratik bir şekilde çekirdeklerini çıkarıp sürecimizi tamamlıyoruz. 1 kilo vişne için 1 kilo şeker kullanacağız. Normal bir reçel için şeker oranı 1'e 1'dir. Ben şekeri az kullanacağım çünkü reçelde meyvenin kendi tadını seviyorum. O yüzden kendi oranımda şeker kullanacağım. Eğer merak ediyorsanız ben 1 kilogram vişne için 500 gram şeker kullandım. Evet, şekerimizi vişnelerimizin üzerine döktük. Çekirdeklerden bebeklerinize ve çocuklara kiraz çekirdeği yastığı yapabilirsiniz. Bununla da ilgili videolar var. Oradan faydalanabilirsiniz. Çekirdeklerden süzülen vişne suyunu da kullanıyoruz. Kapağını kapatıp bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Bir miktar vişne ayırdım. Bunları dondurma yapmak veya başka amaçlar için kullanmak için kış için buzdolabı poşetine koyuyorum. Çok pratik oluyor. Size de tavsiye ediyorum. Buzluğumuza yerleştiriyoruz. Dondurması da güzel olur. Aşure yaparsanız aşurede de kullanabilirsiniz. 12 ila 24 saat sonra buzdolabından vişnelerimizi çıkarıyoruz. İçinden tanelerimizi süzüyoruz. Şerbetini 30 dakika ön kaynatma yapıyoruz. Vişnelerle beraber kaynatmıyoruz. 30 dakikanın sonunda süzdüğümüz vişneleri şerbetin içine koyuyoruz. Şerbetimizin kıvam almasını sağlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra köpüklenme olacaktır. Köpüklerin kaybolması için bir çay kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Karıştırdığımız zaman arkadaşlar köpükler yavaş yavaş kaybolacak. Reçelimizi kaynamaya başladıktan sonra 40-50 dakika kaynatıyoruz. Kıvam almasına göre daha uzun sürede kaynatabilirsiniz. 40 dakikanın sonunda kıvam testimizi görüyorsunuz. Damla damla akıyorsa eğer kıvamı hazırdır. Daha sonra limon suyumuzu ekliyoruz. 5 dakika daha kaynatıyoruz. Evet, vişne reçelimiz hazır. Sıcak sıcak kavanozlara koyuyoruz. Size tavsiyem öncelikle tanelerini koymanız, daha sonra da şerbetleri üzerine ilave etmenizi tavsiye ederim. Böylelikle eşit miktarda kavanozlara vişne taneleri konmuş olur. Evet, kış için vişne reçellerimiz hazır. Diğer bir yöntem de arzu ederseniz güneşte de kıvamını arttırabilirsiniz. Bu yöntem de çok güzel. Güneş alan bir yerde 2 gün bekletiyoruz. Havanın güneş dolup olmamasına göre kıvam alma süresi değişebilir. 2 gün sonra güneşte kıvam almış bol taneli vişne reçelimiz hazır. Bunları da kavanoza koyup kaldırıyoruz. Kıvamı ve tadı çok güzel oldu. Ben iri taneli seviyorum. Kızım da bayılıyor. Özellikle Sima için yapıyorum vişne reçelini. Gördüğünüz gibi taneleri tane tane. Tadım testine de bakalım. Vişnenin o güzel ekşi tadı şakaklarımda arkadaşlar. Harika bir tat. Afiyet olsun. Evet, bir tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.